20 yıllık deneyimiyle estetik cerrahinin tek adresi Hayati Akbaş, hem kadınların hem erkeklerin ortak sorunu olan burun estetiğini anlatıyor. 6 yıl önce Samsun'da kurulan FBM Lazer Estetik Plastik Cerrahi Kliniği, tam kapsamlı üniteleriyle estetik ve plastik cerrahiye dair tüm isteklerinize karşılık veriyor. FBM Lazer Estetik Plastik Cerrahi Kliniği bu alanda yurt dışından ülkemize hasta akışının sağlanması konusunda da önemli çalışmalar yapmakta. İstanbul, Samsun ve Batum'da şubeleri bulunan FBM profesyonel kadrosuyla her isteğinize cevap veriyor. FBM Estetik Kliniği'nde yapılan en öncelikli operasyonlardan birisi de burun estetiği ameliyatları. Şimdi burun estetiğiyle ilgili tüm merak ettiklerinizi Doçent Doktor Hayati Akbaş'a soruyoruz. Merhabalar Hayati Bey. Merhabalar Faruk Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Harikayım valla. Öncelikle ben kendimle ilgili bir şey sormak istiyorum. Herkes burun estetiği yaptırabilir mi? Mesela benim burnumun bir estetiğe ihtiyacı var mı sizin gözünüzde? Evet. Bence sizin burnunuza estetik müdahale yapılabilir. Yani yapılmasa çok büyük bir eksiklik mi? Hayır değil. Sizin yüzünüzde de yakışıyor, onu söyleyeyim. Ancak yapılabilir mi ve yapılırsa da güzel olur mu? Tabii ki olabilir ve yapılabilir. Burun estetiği ameliyatlarında öncelikli amaç nedir? Biliyorsunuz burnumuzda bir solunum yaparız. Bir de estetik olarak, kozmetik olarak önemli bir organdır. Çünkü burun yüzümüze ifade verir. Aslında güzelliğimizi ortaya çıkartır. Yani burnumuz kişiliğimizi, karakterimizi yansıtan en önemli organdır. Kozmetik bir organdır aynı zamanda fonksiyonelliğin yanında. O nedenle hem fonksiyonu, hem görünümü, hem estetiği bizim için önemlidir. Bütün bunlara dikkat ederek operasyona adım atmak gerekir. Fonksiyonel burun estetiği kavramını ortaya çıkardık. Plastik cerrahi olarak tüm dünyada böyle bir kavram var. Yani hem fonksiyonel yönden, hem görünüm yönünden normal bir burun elde etmek, doğal bir burun elde etmek bizim için esas amaç artık cerrahi müdahalelerde. Peki burun estetiği ameliyatları narkozsuz da yapılabiliyor mu? Günümüzde geliştirilen yöntem ve tekniklerle burun operasyonlarında her zaman genel anestezi şart değildir. Bazı durumlarda sadece lokal anesteziyle ya da sedasyonla hastayı bayıtmadan ve hiçbir ağrı duydurmadan, hiçbir ağrı hissetmeden sıfır ağrıyla burun estetiği uygulamaları, işlemleri yapmak mümkündür. Burun estetiği ameliyatlarından sonra beklenmedik bir sonuç alınırsa bunun geri dönüşü nasıl oluyor? Zaman zaman başarısız burun operasyonları ne yazık ki tüm dünyada, her yerde olduğu gibi tüm dünyada ve ülkemizde de olabiliyor. Bu tabii deneyimle, tecrübeyle direkt yakından alakalı bir durum. Bazen tabii beklenmedik durumlarda gelişebilir. Ancak herhangi bir nedenden dolayı eğer bir kişinin burnunda bir sıkıntı ortaya çıkmışsa kozmetik anlamda bunun çözümü de mümkündür. Dolayısıyla sekonder ameliyatlar, daha sonra yeni ameliyatlarla bunlar yapılabilir. Kıkırdakta bir takım eksiklikler oluşmuşsa, vücudumuzun değişik yerlerinde kıkırdak bölgelerinden, kulaklarımızdan, burnumuzun içindeki septumdan veya kaburgamızdan aldığımız kıkırdak yapılarla yeni bir burun yapısı oluşturulabilir. Veya bazen kemik ihtiyacımız olursa leğen kemiğinden aldığımız kemik dokularla burun tekrar eski görünümüne, sağlıklı görünümüne ikincil operasyonlarla kavuşturulabilir. Burun estetiği operasyonları yılın her zamanı yapılır mı? Aklınızdan artık doldurma bilgileri atın. Yaz, kış, istediğiniz zaman burun estetiği olabilirsiniz. Doğru mu söylüyorum Hayati Bey? Evet, burun estetiği ameliyatı herhangi bir mevsimsel duruma bağlı değildir. Yılın herhangi bir mevsiminde rahatlıkla yapılabilir. Burada önemli olan mevsim veya ay değil, o kişinin kendi iş ve izin durumu önemlidir. FBM Lazer Estetik Plastik Cerrahi Kliniğine yurt içinden ve yurt dışından nasıl ulaşabilirsiniz? Şöyle kolaylıklarımız var, hastalarımızın önemli bir kısmı oradan geldiği için havaalanlarından biz onları karşılıyoruz. Daha sonra otele yerleştiriyoruz. Kendi anlaşmalı otellerimiz var. Ve anlaşmalı hastanelerimiz, operasyonlarımızı yaptıktan sonra tekrar işlem bittikten, her şey tamamlandıktan sonra havaalanına götürerek uçağa bindirip tekrar ülkelerine gönderiyoruz.